en kapsamlı Türkçe ağız sağlığı kanalı Oris TV'den herkese selamlar. Bugün hamilelik ve ağız sağlığı ilişkisini konuşacağız. Şüphesiz ki hamilelik her çiftin hayatında çok özel bir öneme sahiptir ve her anne baba çocuğunu sağlıkla kucağına alıp sevmenin hayalini kurar. Manevi olarak ne kadar güzel bir dönem olsa da hamilelik dönemi ağız sağlığı açısından zor bir dönemdir. Konuya girmeden önce 9 aylık hamilelik döneminin 3 aylık dönemler halinde incelendiğini ve her 3 ayın trimester olarak adlandırıldığını bir ön bilgi olarak sizlere sunmak isterim. Hamilelik sürecinde özellikle ilk aylardaki bulantı sebebiyle ve sonraki dönemlerde büyüyen rahimin mideye oluşturduğu baskı sonucu reflü oluşması nedeniyle ağız ortamı mide asidine maruz kalır ve dişlerde asit erozyonu dediğimiz aşınmalara neden olur. Bu dönemde bulantı ve kusma önleyici ilaçlar kullanılabilir. Veya kusma sonrası ağızdaki asitliği nötralize etmek için bir çay kaşığı karbonat bir bardak su içinde çözülüp bununla ağız gargara edilebilir. Hamile bayanlar kusma sonrası dişlerini hemen fırçalamamalıdır çünkü asidite nedeniyle diş dokusu yumuşadığı için hemen fırçalamak daha çok mine hasarına sebep olabilmektedir. Hamile bayanlar diş çürüğü açısından da daha yüksek risk altındadır. Ağızda artan asit düzeyi şekerli besinlere aşerme ve sınırlı ağız bakımı gibi nedenler bu artmış çürük yatkınlığında rol oynamaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalara göre hamilelik döneminde ağzında yüksek oranda çürük görülen annelerin çocuklarında da yüksek oranda çürük görüldüğü tespit edilmiştir. Bu yüzden annenin gebelik sırasında iyi bir ağız hijyenine sahip olması doğacak çocuğun ağız sağlığı açısından da kritik bir öneme sahiptir. Hamilelik döneminde vücutta artan progesteron hormonu nedeniyle diş eti bakteri ve plağa karşı aşırı derecede reaktif bir tepki gösterir ve bunun sonucu olarak hamile bayanların %5'inde hamilelik tümörü dediğimiz lezyon görülür. Bu tümörler çoğunlukla diş eti üzerinde görülmekle beraber dil, damak ve yanakta da görülebilir. Genellikle ilk trimestirden sonra görülür ve hızla büyürler. Doğumdan sonra da genellikle hiçbir müdahale gerektirmeden yok olurlar. Çiğnemeye engel oluyorsa ve doğum sonrası kaybolmadıysa cerrahi olarak uzaklaştırılabilirler. Dişlerimiz doğal yapısı olarak kemiğe periodonsiyum adı verilen çok ince bir lif sistemi ile bağlıdır. Hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron seviyesi bu yapıyı da etkiler ve sonuç olarak hamilelik döneminde diş etinde bir iltihap olmasa bile dişlerde sallanma görülür. Bu durumlarda hamile hastalarımızın sakin olması ve diş eti iltihabı yoksa endişelenmemeleri önerilir. Çünkü bu durum geçicidir ve doğum sonrasında aşamalı olarak düzelecektir. Hamilelik dönemindeki en büyük problem ise diş eti iltihabıdır. Daha önce de belirttiğim gibi hamilelik döneminde artan östrojen ve progesteron hormonları hem diş etini daha tepkili hale getirir hem de bağışıklık cevabını azalttığı için diş eti iltihabı bu dönemde daha çok görülür ve hızlı ilerler. Bakterilerin toksinlerinin diş etinin derin dokularına ulaşması sonucu iltihabi bir cevap oluşur ve diş eti ve kemik çekilmeye veya enfekte derin diş eti cepleri oluşmaya başlar. Bu enfeksiyon vücutta iltihabi medyatörler dediğimiz vücudun enfeksiyona karşı teyakkuz haline geçmesini sağlayan bazı maddelerin salınımına sebep olur. Bu maddeler sitokinler, prostaglandinler ve interlökinler olarak isimlendirilir ve ilginç bir şekilde rahim sıvısına da geçiş yapıp hamileliği etkileyebilirler. Bu etki erken doğum veya düşük ağırlıklı bebek doğumları şeklinde görülür. Evet yanlış duymadınız. İleri diş eti iltihabı Hamilelik döneminde erken doğumlara ve düşük ağırlıklı bebek doğumlarına sebep olmaktadır. Bu yüzden gebelik öncesi mutlaka diş eti sorunları giderilmeli ve bu dönem boyunca çok iyi bir ağız hijyeni oluşturulmalıdır. Peki, gebelik esnasında bir diş problemi yaşarsanız ve çekim, kanal tedavisi, dolgu vesaire gibi bir tedaviye ihtiyacınız olursa ne yapılmalıdır? Aslında bilinenin aksine hamilelik döneminde birçok dental işlem yapılabilir. Eğer müdahale acilse hamileliğin her döneminde diş tedavisi mümkündür. Fakat acil değilse en güvenli dönem organ oluşumunun tamamlandığı ikinci trimestr. Yani 3. ayın bitiminden 6. ayın bitimine kadar olan dönemdir. Diş hekimliğinde kullanılan lokal uyuşturucuların neredeyse tamamının gebelikte güvenlik kategorisi B'dir ve sorunsuz kullanılabilir. Peki hamilelikte ilaç kullanımı mümkün müdür? Gerekliyse evet mümkündür. Antibiyotik olarak ilk tercih penisinin, amoksisilin ve sefaleksin olabilir. Penisinin alerjisi olanlarda ise klindamisin tercih edilebilir. Ağrı kesici olarak da parasetomal ve ibuprofen tercih edilebilir. Fakat paracetamol tüm hamilelik boyunca güvenlik kategorisi olarak B iken ibuprofen ilk iki trimesterde B yani güvenli iken 3. trimesterde D kategorisindedir ve o dönem kullanılmamalıdır. Evet şimdi doğru bilinen bir yanlışa daha açıklık getirelim. Hamilelikte diş röntgeni çekilebilir mi? Evet çekilebilir birçok çalışma küçük diş röntgenlerini ve panoramik röntgenlerin bebeğe ulaşan dozunun çok önemsiz olduğunu ve hatta koruyucu kurşun önlük giymeye dahi gerek olmadığını ortaya koymuştur. Çalışmalar her ne kadar böyle söylese de biz kliniğimizde hamile hastalarımızdan röntgen almamız gerektiğinde mutlaka koruyucu önlük ve tiroid yakalığı kullandırmaktayız. Ve mutlaka da tavsiye etmekteyiz. Burada şunu da üzerine basa basa vurgulamak istiyorum ki burada anlattığım bilgiler genel bilgilerdir ve her hastanın durumu kendine özeldir. O yüzden diş tedavisi öncesi sizi takip eden kadın doğum doktorunuzdan yazılı onay almadan asla diş tedavisine başlamamanızı öneririm. Ve burada anlattığım her şeyin sizin için uygun olamayabileceğini ve bu konuda sorumluluk kabul etmediğimi bilmenizi isterim. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese karşı nazik ve kibar olmayı ve kanala abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Ağzınızın tadı bozulmasın. Görüşmek üzere.